Saat 5'i geçti. Güneş biraz yüzünü götürdü. Yaprakları toplamaya karar verdim. Yapraklarımı topluyorum. Yapraklarım çok güzel. Yapraklarımı ağaçtan topladım. Birkaç tane saklama çeşidi göstereceğim size. Yapraklarınızın şu uç kısımlarını ilk saklama yöntemi için koparmanızı tavsiye ediyorum. İlk yöntemim kavanozda saklama tekniği. İkinci teknik şişe. Üçüncü teknik ise çok daha kolay. Eğer çalışıyorsanız daha pratik yöntem olan üçüncü tekniği de kullanabilirsiniz. Üçüncü teknikte topladığınız yaprakları bir buzdolabı poşetin içine koyup buzluğa koymanız yeterli olacaktır. Kullanacağınız zaman da çıkartıp üstüne sıcak su koymanız yeterli. Ben bu şekilde yapraklarımın ölçülerine göre de ayırıyorum. Bana daha kolay geliyor. Etli ve zeytinyağlı gibi ayırıyorum. Küçük, orta, büyük gibi. Şimdi kısaca hemen şişelemeyi de size göstereyim. Hemen yöntemlerimden bir tanesini gösteriyorum. Önce yaprakları belli mesafelerde suda bir kere yıkamış oluyorum. Bir tozu pisliği gitsin. Ben bahçemden topladım gördüğünüz gibi. Hemen hemen 2 bazen 3 bölümden sonra suyu mutlaka döküyorum. İçinde zirai ilaçlar olabilir, toz pislik olabilir düşüncesiyle. Mutlaka sizler de yıkayın bu yöntem için. Suyumu boşalttım. Diğer yapraklar için sıra geçeceğim ama ilk bölümünü hemen devam ederek göstermek istiyorum. Yıkadığım yapraklardan şöyle katlıyorum, bakın içeriye doğru. Şey kısımları zaten koparttığım için yaprağıma zarar vermeyecektir. Suyunu sıkıyorum. Buradan da katlayabilirsiniz. Ve kavanozlarımdan birinin içerisine katlayarak koyuyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Devam edeceğim. İçe doğru katladım. Yırtılmamasına özen gösterin. Ve kavanoza sıkıştırıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu kadar doldurma yeterli bence. Burada önemli şey kapak arkadaşlar. Kapağın mutlaka temiz olması ve herhangi bir şekilde sıkıştırmasına zorluk olmaması. Cam kavanozun herhangi bir yerinde kırık olmaması, yani hava almaması gerektiği için bunlara dikkat etmenizi istiyorum.
Kettle'daki sıcak suyumu da üzerine boca ediyorum. Arada bir baskı yapayım. Devam ediyorum. İşte bu kadar. Şimdi sıkıca kapağını kapatacağım ve rezimin üstüne ters çevireceğim. Kettle'daki sıcak suyumu da üzerine boca ediyorum. Arada bir baskı yapayım. Devam ediyorum. İşte bu kadar. Şimdi sıkıca kapağını kapatacağım ve rezimin üstüne ters çevireceğim. Bir diğer yöntem ise pet şişede saklama. Temiz bir pet şişeye birkaç tane deste yaprağınızı üst üste koyun. Şunları koparmak, yani sapları kopartmak zorunluluğunuz yok. Belli bir ölçüde koyun ve rulo şeklinde yerleştirin ve şaşalınızın içinden dikkatli bir şekilde itin. Bu şekilde yapmanız yeterli. Bunları toplamıştım zaten üst üste. Şimdi birkaç tane daha koyalım. Bu şekilde yerleştirme işlemini yapıyoruz. Biraz mesela yer etmek için, yeri genişletmek için ne yapabilirsiniz? Biraz ucuna, dibine doğru vuracaksınız. Şöyle, o iyice oturacak ya da bir oklava yardımıyla da sıkıştırma işlemini yapabilirsiniz. Bunun üstüne herhangi bir su, hiçbir şey koymanıza gerek yok. Sadece kapatacaksınız. En önemli noktası karanlık, güneş almayacak bir yere bırakmanız. Güneş almayan karanlık bir yerde saklamanız neresi olabilir? Mutfağınızın herhangi bir köşesi olabilir. Güneş almaması. Zaten ikinci günden sonra sarardığını göreceksiniz. Yapraklarınızın sararması bozuluyor anlamına gelmiyor. Olgunluk kıvamına oluşuyor anlamına gelir. Bakın bu şekilde sıkıştırıyorum. Bu da kolay yöntemlerden bir tanesi. Bunu da kullanmak için, açmak için orta kısmından bir bıçak deliğiyle hafif delersiniz. Sonra bıçakla kesersiniz ortadan. Ve istediğiniz bir tencerenin içerisine koyabilirsiniz. İsterseniz kaynatabilirsiniz. İsterseniz sıcak su koyabilirsiniz. Üzerine sadece sıcak suyla yıkamış olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz kaynatabilirsiniz. Öyle kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu şekilde devam edeceğim. 1,5 litrelik pet şişemi gördüğünüz gibi doldurdum. Tek yapmam gereken ağzını sıkı sıkı kapatmak ve güneş görmeyecek, işte kapattım. Güneş görmeyecek bir yerde muhafaza etmem. Dediğim gibi kullanmak istediğimde buradan bir bıçak darbesiyle hafif delersiniz ve kesersiniz, ikiye bölerek sıcak suya koymanız yeterli. Bu da bir teknik.
Bu yöntemde de sadece yapraklarınızı düzgünce sıralayarak herhangi bir sapını koparmanıza gerek yok bu yöntemde. Bu şekilde yerleştirerek buzdolabı poşeti orta büyüklükte olur, büyük boy olur fark etmez. Bu şekilde sıralıyorsunuz ve yerleştiriyorsunuz. Sonra ağzını sıkıca bağlayarak buzluğa koymanız yeterli. Ben buzluktaki diğerlerini size göstereyim. Bu buzlukta sakladığım yapraklardan bir tanesi. Bakın ağzını da açtım. Herhangi bir şey yok. Çıkardıktan sonra sıcak suya koymam yeterli. Sıcak suya koyduktan sonra istenilen yumuşaklığa gelir ve istediğiniz gibi sararsınız. Bu diğer bir yöntem. Bu en kolay yöntem zaten.